Haziran'da işsizlik 2008 yılının Nisan ayından bu yana en düşük seviyesine indi. Bunda hem yeni iş sahalarının açılmış olması hem de daha az Amerikalının iş araması etkili oldu. Saat başına alınan ücretler ise yine değişmedi. Düşük ücretler hem işverenin kalifiye eleman bulmasını hem de çalışanların geçimini zorlaştırıyor. Ekonomist Gus Faucher da bu görüşte. Ekonomi büyümeye devam ederse ve kalifiye elemana ihtiyaç artarsa ücretler de yükselecektir. Ama daha şimdiye kadar buna şahit olmadık. Başkan Barack Obama da Wisconsin Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada 2009 yılında göreve başladığında işsizlik oranının %10 civarında olduğunu ve o dönemde 12 milyon işsizin bulunduğunu hatırlattı. Son 64 aydır sürekli yeni iş sahası açılıyor. Bu 12 milyon 800 bin kişiye iş demektir ve bu bir rekor. Gelişmeden memnunum. Ama maaşların artması için de yapmamız gerekenler var. Herkesin çalıştığının karşılığını almasını sağlamalıyız. İstihdam artışı en fazla hizmet, sağlık ve perakende sektörlerinde görüldü. İmalat ve inşaat sektörlerinde ise artış düşük seviyede oldu. Bazı uzmanlar istihdamdaki artışın Amerikan Merkez Bankası'nın Eylül ayı itibariyle faizleri yükseltmeye başlamasına yeteceği görüşünde. Ekonomist Beth Ann Bovino da bu görüşte. Bovino görüşlerini, bence Fed istihdam verilerine bakıp bu ayda yine 200 binin üzerinde yeni iş sahası açıldı ve son bir yıl içinde ekonomiye ortalama her ay 250 bin yeni iş eklendi diyecek. Bu verilerde faizleri artırmaları için onlara güvence vermiş olacak şeklinde ifade etti. Fed 2008 yılından bu yana kısa vadeli faiz oranlarını sıfıra yakın tutuyor. Bu şekilde kredi almayı kolaylaştırıp ekonomiyi canlandırmayı hedefliyor. Fed yetkilileri Eylül ayında tekrar toplanarak faiz oranlarını değerlendirecek. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington.